Mesela biz de öyle hakikaten mesela sevecenlikten Allah vermesin mesela birkaç tane genç kız geldiler. Kötü yola düşmüşler. Hakikaten mesela birisi ailesi ensest ilişkiye giren bir genç kız. Biz de yardımcı olduk. Para verdik, imkan sağladık, şey yaptık. Yıllarca bunlarla ilgilendik, yardımcı olduk. Sonra adamlar bastırmış parayı. 200 peşin, 200 de sonradan. Yani insanoğlu çiğ süt emmiş derler ya. Evet. Aleyhimize götürüp şahitlik yaptırdılar. Evet, ya kardeşim evet. Sen yıllarca canım ciğerim diye sevgi göstertiyordun. Derin bir sevgi, muhabbet göstertiyordun. Değil mi? Saygı göstertiyordun. O kadar yıl niye kaldın o zaman? Diyor bilmem kaç kişiyle diyor ilişki oldu diyor. Kardeşim sen nasıl bir insansın da farz edelim öyle bir şey yok ama varsa bile ve kendi isteğinin bunun olduğunu söylüyorsan nasıl bir insansın da bunu kabul ediyorsun o zaman? Evet, evet. Değil mi? Yani ne biçim bir insansın sen? Yani bilmem kaç küsur kişi diyor. Yani ne kadar mantıksız, münasebesiz bir iddia. Evet. Sen eğer namuslu, akıl başında bir insansan, değil mi? Daha bunun imasında dahi, ima olursa dahi yanaşmazsın sen. Evet. Evet. Sen yıllarca göğsünü gere gere bunu yaptığını söylüyorsun. O zaman ne konu? O zaman o insanlar asıl mağdur. Evet. Yani senin iftira attığın adamlar mağdur. Evet. Sen onları kullanmışsın asıl. Bir de sana kim tenezzül eder? Değil kim mi? Sana yanaşır? Evet. Sen kimsin de sana tenezzül etsinler? Bir de işin öyle bir tabii, tarafı var. Tabii. Yani niye böyle bir kirin ve pisliğin içine insanlar girsin? Sen yani niye böyle tiksindirici bir şeyin içerisine girsinler? Ne özelliğin var? Yapacaksa helaliyle, temiziyle, kaliteli bir insanla gider evlenir. Allah'ın dilediği şekilde ne yapıyorsa yapar. Evet. Niye senin gibi bir insana tenezzül etsin? Değil mi? Tabii. Fakat şimdi tabii toplumun sinir uçları buna uygun olduğu için kendilerince en akılcı yolu seçtiklerini zannediyorlar. Mesela bugün de Şok gazetesine baktı. Şok gazetesi malum zaten. Tam böyle film gibi anlatmış. Ama böyle çırılçıplak kadın resimleri var altında. İşte çok çok özür dilerim. Nasıl cinsel sağlığınızı korursunuz? İşte bir telefon hatları vermiş. Alo telefon var ya o tip çirkin şeyler. Yani kadın sen ne anlatıyorsun? Üste de bize nasihatlerde bulunuyor. Altta da pratik uygulaması var. kendim yaptığı anlatımlara. Bize de nasihatte bulunuyor. Yani pratik uygulaması tabii yani yaptığı o kendine göre normal olan ama bize göre anormal. Ben oturup mesela bir kadının telefon numarasını verip bir genç kızla birinin buluşturulmasını ben çirkin karşılarım. Çirkin bir şey zaten. Yani evet. Çok itici. Çirkin bir şey. Evet. Mesela bir genç kızların resmini çırılçıplak böyle oturup basmak mesela çok çirkin. Evet. Ha onu soymuşsun. Ha onu basmışsın, millete afişe etmişsin. Ne fark eder? Aynen. Sen bize ne oturup ahlak dersi veriyorsun yani? Yani espri gibi ya, şaka gibi yani. İnsan inanamıyor, gözlerine inanamıyor yani. Evet. Yani çok çirkin bir şaka gibi yani. Şaka da demeyeyim de çok itici bir eylem yani, evet. Tavır. Ama tabii hürriyet var memlekette. Adam onu yapıyorsa yapar yani. Biz karışamayız ama benim kendi inancıma göre çirkin yaptıkları, yanlış. Ama oturup nasihat etmeye kalkması yani... Bilemiyorum artık yani çok garip yani. Çok çok garip. Şok gazetesi bize nasihatte bulunuyor. Hayır diğerleri de o tarzdalar zaten. Diğerlerini de ben ciğerini bilirim. Yani bize nasihatte bulunanlar, bizi o tarzda eleştirenler de bu işin içinde olan tipler. Evet. Yani şimdi bunu tabii ispat etmek falan yakışık almayacağı için ispat etmem. Yoksa biliyoruz, duyuyoruz. Yani biz bütün çevrelerimiz onlarla görüşüyoruz. Evet. Bütün arkadaşlarını tanışabiliyoruz, bağlantı kurabiliyoruz. Yani yedi cihetlerini biliyorum. Evet. Yani özel hayatların hepsini biliyorum. Yani o anlattıklarının bin beterini kendileri yapıyorlar. Evet. İnşallah. İnşallah. O hayal dünyaları da çok geniş. Yani o kadar ufukları geniş ki insanın aklı hayali duruyor. İşte sayıyı da uygun şekilde tespit etmeye çalışmış kendince. Belki de 500 diyecekti, 600 diyecekti. İyi ki de 46 bin demiş. 42 falan demiş yani. 42 herhalde makul buldu sayıyı böyle. Neyse cahillikten yapıyorlar tabii. Yani cahilciğim, gariban çocuk, kız çocuğum. Ben oturup insan kızamıyor da yani, öfkelenemiyorum da. Yani insan gayri ihtiyara acıyor. Ben ne diyeyim onlara yani. Cahil mesela oturup konuşsam belki, evet. Sen oturup konuşsam belki pişman olacak. Yani çoktan da pişman da olmuştur belki. Evet. Yaptığı münasebetsizliğe. Ya böyle belki oyuna getirdiler bunları. Yani çünkü sırf 400 milyara tamah ederek bunu yaptıklarını zannetmiyorum ben. Yani ayrıca tehdit de etmişlerdir bunları benim evet. Kanaatim. Yani evet. Daha önceki geçmiş hayatlarına tehdit ettiler. Çünkü bir tanesinin abisi psikopattı. Evet. Çünkü o bizi de tehdit etmişti abisi.
iş yerimizde çalışmıştı hatta. Biz onun sonu çıkarttık. Kardeş konuştukça bize bilgi veriyor. Önce acıdım. Bana saldırıyor dedi. Sonra daha da çirkin şeyler söylemeye başladı. Evden çık o zaman dedim. Madem öyle ahlaksızlık yapıyor dedim. Yok çıkamam dedi. Niye çıkamıyorsun dedim. Ruhsatsız silahı var dedi. Baktık çok tehlikeli adam. Olmaz dedik. O zaman işlerini de çıkarmış. Bizim kendi işimizi çıkarttırdık. Çalışıyordu bizim iş yerimizde çalışıyordu abi. Çıkarttırdık. Eve de gitme dedim o zaman. Yani öyle bir tehlikeliyse. Hı. Git dilekçe ver savcılar. Bir şey yap. Akrabaların yanına git. Bir yere git bir şey yap dedim. Sözümü de kabul etmedi. Sonra da arkasından bu olaylar oldu. Evet. Yani bu işte ihtiyacımız var dediler. Siz mesela siz çok rahat yaşıyorsunuz. Biz niye böyleyiz? Yani kardeşim biz bütün milleti biz nereden araba ev bulalım deneyim. Merkez Bankası'nı nereden para bulacağız? Yaşayamaz ki öyle bir şey mi? Yani, yani tabii. Ya ancak ben yiyeceğini içeceğini temin edebilirim. Bir mümin olarak Müslüman. Ben sana neresi ev araba alayım bilmem ne yapayım yani. Yani ya dimağına da zarar geldi herhalde bunları anlamıyorum ya. Karşı tarafta bunları öyle kandırınca herhalde onların ev araba alabilecekler düşünüyorlar. Ama alabilirler aslında şu paranın. Evet. Şu an hakikaten arabaları var. Mesela arabaları yok mu? Şu an arabaları var. Üçünde arabası var. Yani evet. Bir şeyler olmuş anladığım kadarıyla. Ama neyse Allah hidayet versin. Dua ediyorum inşallah akıllarını başlarına alırlar. Bunların oyuncağı olmazlar. Allah inşallah doğru yolla akıllı tavra onları iletir de daha dengeli olurlar yani. Ne söyleyeyim başka inşallah.